Merhaba oyun severler. Oyun sektöründe çok fazla oyun firması olduğunu biliyorsunuz. Bağımsız oyun geliştiricilerini bir kenara koyup kodomanlara baktığımızda her bir oyun firmasıyla özdeşleşen bazı terimler ve karakterler vardır. Örneğin Ubisoft. Beğenin veya beğenmeyin. Adamlar sektörün en önemli açık dünya oyunlarını yapmaya başardı. Evet zamanla bu konu çıkartsalar da hala bu konuda çok yetenekli olduklarını söylemek lazım. Ya da From Software. Souls türünün mimarı. Elden Ring ile sektörün tüm yapı taşlarını yerinden oynattı adeta. EA, kart ve kutu açma olaylarının en büyük destekçisi. RPG oyunlarında en önemli isimlerinden biri Bethesda. Bunun gibi birçok firma için bazı anahtar kelime eleştirmesi yapılabilir. Tüm oyun firmalarının seveni vardır, sevmeyeni vardır bazı oyunlar ile ani çıkış yaşarken bazı oyunlar ile de inişler yaşaması muhtemeldir. CD Projekt buna çok güzel bir örnektir. Witcher ile yakaladığı çıkışını maalesef Cyberpunk ile zora sok. Ama söz konusu firma Valve olunca neredeyse tüm denklemler bozuluyor. Kendilerinin en büyük özelliği, en önemli anahtar kelimesi mükemmeliyetçilik kavramıdır. Adamlar her çıkarttığı oyunla sektörün ufkunu açmayı, yenilikçi olmayı başardı. Adamların geliştirmiş olduğu bir tane kötü oyun yok neredeyse. Bunun temelinde de bu mükemmeliyetçilik anlayışı var. Yaptıkları işe saygısı olan bir firmadan bahsediyoruz. Tabii ki kusurları, eksiklikleri var ama yaptıkları işin hakkını en iyi veren firmalardan biri olduğunu söylemek lazım. Bu videoda bu mükemmeliyetçilik kavramına kurbağa giden bir oyun var. Half-Life 2 Episode 4 Return to Ravenholm Birçoğunuz muhakkak bu oyunun ismini duymuşsunuzdur. Özellikle Half-Life sapıklarının bildiğini düşündüğüm bir isim. Hatta Half-Life 2, Episode 3 çıkmadığı için iptal edildi diye birçok kişi bu konu hakkında bir şeyler söylemişti. Mayıs 2011 yılında Eidos sunucularına yapılan Sivel saldırı elde edilen veriler sonucunda Arkane firmasının Valve için bir oyun geliştirdiği bilgisi ortaya çıkmıştı. Ama hiç kimse bu oyunun bitme aşamasına kadar geliştirildiğini, onaya sunulmuş 8 bölümlük bir prototipin hazır olduğunu bilmiyordu. Birçoğumuz bu iptal olayının üzerine çok fazla durmadık. Çünkü Valve'in ilk iptal ettiği oyun bu değildi. Birçok oyunu iptal ettiğini biliyorduk. En başta da Half-Life 3 gelir. 2013-2014 yılları arasında yaklaşık 1 yıl kadar bir süreyle geliştirilen oyun Source 2 motorunun henüz bitmemiş olmasından dolayı süresiz bir şekilde iptal edildi. Zombilerle savaşacağımız açık dünya oyunu olarak tasarlanan Left 4 Dead 3 de aynı sebeple iptal edilmişti. RPG olarak adlandırılan Elder Scrolls ve Dark Souls gibi oyunlarında ilham alan oyun konsept aşamasını bile geçememişti. Alternatif bir Minecraft olmayı planlayan artı ise Alex'in geliştirilmesine kurban gitmişti. Return to Ravenholm'da İptal edilen diğer oyunlardaki sebeplerden iptal edildi sandık. Ama yakın zamanda Noclip YouTube kanalına yayınladığı bir saatlik oynanış videosunu görünce ister istemez neden olan neden böyle bir oyunu insan evladı iptal eder diye sorduk. Bu sorunun cevabını oyun geliştiriciliği yapan Arkane Studios'un kurucusu olan Rafael Colantino da merak etmiş olacak ki Valve'in sahibi Gabe Neville'a gizli bir mektup yazarak oyunun neden iptal edildiğini sistemli bir dille sormuş. Uzun uğraşlar sonucunda Rafael ve Gabe arasında yaşanan bu mektuplaşmanın görüntülerine ulaştık. Bunun karşılığında kanala abone olmayı ve ihmal etmezsek sevinirim. Şimdi bu gizli mektuplaşmanın görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Ben Rafael, Rafael Colantino. Siz kısaca bana Raf da diyebilirsiniz. Evet, Arkane Stüdyosu'nun kurucusu olan Rafael Antonio. Gabe Neville'ı bilir. Steam'in kurucusu, Half-Life'ın ve nicelerinin yaratıcısı Gabe Newell. Kendisi Half-Life'ın bir devam oyunu üzerinde çalışıyordu. Projeyi önce başka firmalara devretti fakat istediğini alamayınca bize geldi. Ben de en iyi çalışanlarımı bu proje üzerinde etkilendirerek Half-Life'ın adına, kalitesine, markasına Half-Life'a yakışır bir oyun çıkardım ortaya. 8 bölümlük demomuz hazırdı. Neredeyse oyun hazırdı. Hatta ekibimle birlikte kutlamalar bile yapmıştık. Ta ki oyunun bir saatlik oynanış fragmanının yayınlanmasının ardından Gabe Neville'ın projemiz hakkında bize hiçbir geri dönüş sağlayamamasına ya da sağlamamasına kadar. Half-Life 3 mesajları. Öğrendik ki Gabe Neville projemizi yırtıp atmıştı. İşte o an müthiş projemizi son kez açtım ve izledim. Ardından Gabe Neville'a bu projeyi neden rafa kaldırdığını öğrenmek için uzun uzun bir mektup yazdım. En iyi elçilerimi buldum. Gabe Neville'a bu mektubu gönderdim. Gabe Neville bu sefer projemizi gerçekten yırtıp atmıştı. Gerçekten. Senden nefret ediyorum Gabe. <laughs> Evet söz konusu Gabe Neville olunca her şey mümkün olabiliyor. Allah da seni bildiği gibi yapsın Gabe ne diyeyim başka. Görüntüler bir kenarda dursun ben de bu oyun neden Arkane tarafından geliştirildi. Oyun neden Ravenol bölgesinde geçiyor. Prototipi hazır olan oyunda ne gibi değişiklikler vardı. Oyunun iptal edilmesinin arkasındaki sebepler nelerdi. Bu ve bunun gibi soruların cevabını bulmaya çalıştım. Konuyu daha fazla uzatmadan sizleri de sıkmadan hemen Arkane ile Valve'in yolları nasıl kesişmiş ona bir bakalım. Arkane 1999 yılında Rafael Colantino tarafından Fransa'da kurulmuş bağımsız bir oyun firmasıydı. Dishonored serisiyle adından bahsettiren firmanın ilk oyunu olan RX Fatales'i 2002 yılında yayınlandı. 2006 yılında yayınlanan Dark Messiah of the Mid and the Arkane ile Ubisoft arasında yapılan ortak bir çalışmanın sonucuydu. İlerleyen zamanlarda EA ve 2K firmalarına farklı çalışmaların içinde bulunan Arkane'nin yolu en son 2010 yılında Bethesda ile kesişti ve unutulmayacak olan oyunlardan biri olan Dishonored oyun dünyasında yerini aldı. Biz dönelim 2006 yılına. 2004 yılında Deus Ex'in tasarımcısı Warren Spector tarafından kurulan Junction Point oyun stüdyosu sessiz sedasız bir oyun geliştiriyordu. Daha sonraları Disney Interactive Stüdyoları tarafından satın alınan bu firma oyun dünyasının içinden gelen Spector tarafından kurulmuş olsa da o tarihlere kadar henüz yayınlanmış bir oyunları yoktu. Çok fazla acemilikleri olmasına rağmen Valve'in isteği üzerine Half-Life 2 Episode 4 için Raven olduğuna geçen bir oyun geliştirmeye başladılar. Geliştirilen bu oyunda ilerleme de kat edildi edilmiş. Gravity Gun benzeri metal yüzeylere manyetize eden, nesnelere ve düşmanlara çeken, mermileri ateşleyen Magnet Gun isimli bir silah bile tasarlanmıştı. Bir yıl boyunca üzerine çalıştıkları oyun için sunum hazırladılar. Sunumu izleyen Valve oyunu beğenmedi. Bu olaylar yaşanırken Disney Interactive Studios tarafından satın alınan Junk Team Point Studios, Epic Mikey'i geliştirmek için projeden vazgeçti. Büyük bir ihtimal bu satın alma olayı olmasaydı da, bu proje devam edebileceklerini sanmıyorum. Valve gibi kusursuz çalışma isteyen bir firma ile ortak çalışma yapmak kolay bir iş değil. Hele hele yeni kurulmuş bir firma için çok daha zordu. Onlar için Half-Life defteri kapansa da Valve bu projeyi bir süre daha devam ettirmek istediği için yeni firmalar bakmaya başladı. İşte bu dönemde büyük firmaların önemli işlerini yapmak için girişimlerde bulunan Arkane Studios ile görüşmeye başlandı. İşte bu iki firmanın ilk karşılaşması bu şekilde oldu. Arkane Studios için bu proje büyük bir fırsattı kendilerini ispatlamak ve bu sektörde önemli bir yere gelmek için ellerinde önemli bir imkan vardı. Çalışmalara başlayan Arkane, Ravenholm'u tek başına bağımsız bir oyun haline getirmeyi başardı. Valve bu gelişmelerden memnun olacak ki Half-Life Opposite Force'u geliştiren Gearbox firmasının verdiği desteğin aynısını Arkane'e vermeye başladı. Arkeyn artık daha özgür ve cesur olabilirdi. Takıldığı, zorlandığı yerde Valden rahatlıkla destek alabilecekti. Rafael için her şey harika gidiyordu. Proje bir yılını doldurduktan sonra Val projeyi birden iptal etme kararı aldı. Ortada bilinen bir sorun olmamasına rağmen projenin neden iptal edildiğini hiç kimse anlamadı. Bunun altında yatan mantıklı sebepler olmalıydı. Konu Valve olunca normallik dışı hareketlere alışığız ama bu iptal olayının en azından mantıklı sebepleri olmalıydı. İptal edilme sebepleri videonun en sonuna bırakıp biraz oyuna bakalım istiyorum. İptal sebeplerini daha iyi anlayabilmek için önce nasıl bir oyunla karşı karşıyayız onu anlamak gerekir. Videonun başında dediğim gibi bir yıl geliştirilmiş ve oynanmaya hazır prototip bile hazırlanmış. Öncelikle oyunun hikayesine bakalım. Onca mekan varken neden Ravenholm seçilmiş? Bunları anlamaya çalışalım. Oyunda Half-Life Opposing Force'tan hatırlayacağınız Adrian Shepard'ı kontrol edecektik. En önemli olaylardan bir tanesi buydu. Çünkü Half-Life denilince akla ilk gelen isimlerden biri Gordon Freeman'dır. Adrian Shepard ise Zen'den gelen saldırıları engellemek için Black Mesa'ya gönderilen askerlerden biriydi sadece. Gerçi Gordon'un ile Shepard arasında başka bir muhabbet de var ama ona çok fazla girmeye gerek yok şimdi. Sebebini bilmediğimiz bir nedenden dolayı Shepard, Ravenholm'da bulunan kimine göre çocuk hastanesi, kimine göre akıl hastanesinde kendine gelir. Gözlerini açtığında karşısında Peder Gregory'i görür. Peder önemli bir isimdir. Zira maden ocaklarının kalbi olan Ravenholm'da istinadan canlı kurtulabilen tek isimdir. Eğer o olmasaydı Gordon Freeman bu cehennemden çıkması zor olacaktı. Freeman için yaptıklarını bu sefer Shepard için yapan Peder onu zombilerin ve headcrablerin istila ettiği bu cehennemden çıkarmaya çalışır. Peder aynı zamanda zombilere karşı bir bağışıklık elde edebileceği denerler yapıyor ve elde ettiği serumları kendi üzerinde deniyor. Yapmış olduğu farklı deneleri kendi üzerinde deneyerek yavaş yavaş kendini mutasyona uğratan Peder sonunda vücudu ve beyni buna tepki vermeyecek büyük bir ihtimalle de Shepard ile karşı karşıya gelecekti ya da farklı olaylara şahit olacaktı. Bunun cevabını Gabe Neville bile bilmiyor olabilir. Half-Life serisinin yazarı Mark Laidlaw'a göre hikaye önceki oyunlardan farklı bir şey sunmuyor. Hatta genel hikayeyi de kısıtlandırıyordu. Bu açıklamayı yapması önemli bir detay. Buna kısaca deneyeceğim. Hikaye olarak oyunun yazarını pek memnun edememiş olsalar da yayınlanan oynanış videosuna baktığımızda mekaniksel anlamda oyun yeniliklere getirmiş veya getirilmeye çalışılmıştı. Junction Point firmasının geliştirdiği Magnet Gun yani manyetik silahı daha efektif hale getirdiler. Bu silah sayesinde birçok nesneyi kontrol edebiliyorduk. Özellikle elektrik kontrol noktalarını etkinleştirebiliyor veya kapatabiliyorduk. Bu da oyun içinde farklı tuzaklar kurmamıza olanak sağlıyor. Bununla beraber manyetik silahın oluşturmuş olduğu elektriği çivi tabancasıyla yönlendirebiliyor, tuzakları daha kullanışlı hale getirebiliyorduk. Yani bir noktaya kadar taktiksel bakış açısı getirilmeye çalışılmıştı. Gördüğümüz kadarıyla da bunu başarmışlardı. Bununla beraber Freeman gibi bilim adamı olmayan Shepard mühimmatı bittiğinde veya farklı ihtiyaç durumlarında yumruklarını kullanabilecekti. Yani yakın dövüş oyuna entegre edilmişti. Arkane oyun üzerinde ciddi gelişmeler elde ederken Valve oyunun fişini çekme kararı aldı. Bu kararı aldığında oyunun en az 8 bölümü hali hazırda oynanabilir durumdaydı. Buna rağmen hiçbir gerekçe göstermeden oyunu iptal etmekten çekinmedi. Bunca zaman üzerine emek verdikleri, büyük umutlarını bağladıkları oyun Valve'in iki dudağın arasından çıkan birkaç kelimeyle yok olmuştu. Arkane son bir hamle olarak oyunun oynanabilir demosunu Valve e sunmuş ama yine de başarılı olamamıştı. Half-Life 2 Episode 4 Return to Ravenholm defteri Maalesef kapanmıştı. Arkane hala oyunun prototipini ellerinde tutsa da üzerine en ufak bir müdahalede bulunamıyor. Belki bir gün Valve hadi yapılan der diye bekliyor sadece. Hepsi bu. Gelelim Ravenholm kasabasına. Half-Life evreninde birçok yer görmüşüzdür. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri vardı. Ravenholm bunlardan en karamsar, en korkutuşusu olanı diyebiliriz. Combine şehir 17'yi ele geçirince oradan kaçan mülteciler bir maden kasabası olan Ravenholm'a giderler. Gordon Freeman buraya geldiğinde terk edilmiş zombiler ve headcrapler tarafından istila edildiğini görür. Uzunca bir süre mültecilere ev sahipliği yapan Ravenholm en sonunda Combine tarafından varlığı tespit edilince büyük bir felakette kaçınılmaz oldu. Combine şehrin tepesine her zamanki acımasızlığıyla Headcrab Shell yağdırarak kasaba sakinlerinin zombilere dönüşmesine sebep oldu. Nasıl olduğunu kimse bilmiyor ama bu saldırıdan bir tek peder Gregory sağ kurtulmuştu. Tek başına direnmeye devam eden peder şehri baştan aşağı tuzaklayarak yaşanması mümkün olmayan her bir yerinden zombi veya headcrab çıkan yerde hayatta kalmayı başardı. Tabi buna ne kadar yaşamak denirse. Şimdi gelelim asıl meseleye. Val bu oyunu gerçekten neden iptal etti? Bu konuyla alakalı 3 ana sebep söyleniyor. İlki ve en önemlisi eski Valve yazarı Mike Laidlaw'ın açıklamasıydı. Mark yaptığı bir açıklamada konsept olarak önceki oyunda yer alan temel oynanışı ele aldıklarını ve üzerine özgün bir içerik koymadıklarını dile getirdi. Özellikle zombi ve headcrab'lerin kullanımının yoğun olması bir noktada kendisini haklı çıkarıyor. Valve ne kadar titiz bir firma olduğunu göz önüne alırsak bu ihtimalin gerçek olması kuvvetli muhtemel. Diğer bir sebep ise projenin beklenenden çok daha yüksek bir bütçeye ulaşması yönünde. Bu iddia Arkane Stüdyosu kurucusu olan Rafael Colantino'ya ait. Ona göre ayrılan bütçenin üzerine çıkıldığı için oyun iptal edilmiş olabilir. Ama bu sektörde belki para ihtiyacı olan en son firma Valve'dir. Bu konuda sanırım herkesin fikirdir. 2003 yılında Valve'in en büyük ekmek teknesi olacak olan Steam kurulmuş ve 2005 yılında 13 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir kazanç kapısını aralamıştı. O yıldan sonra her geçen gün hem kitlesini hem de banka hesabını büyütmeye devam etti. Bu da demek oluyor ki Steam'in para yönünden bir sıkıntı çıkarması düşük bir ihtimal. Diğer bir sebep içinde Valve'in farklı bir geliştiriciye oyun yaptırmasına yanaşmaması düşünebilir. Uzaktan baktığımızda haklılık payı var. Ben de merak ettim ve bu zamana kadar çıkarmış olduğu tüm oyunların geliştiriciliğini kim yapmış diye baktım. Sonuç şu. Valve hiçbir ana oyununu başka bir firmaya yaptırmamış. Hepsini tek başına yapmış. Destek aldığı geliştirici firmalar olsa da, sonralarında satın alarak kendi stüdyosu haline getirdi. Counter-Strike: Condition Zero'nun geliştiricini yapan Turtle Rock Studios buna güzel bir örnektir. Bu hiçbir oyunun başka geliştiricinin firmaların yapmadığı anlamına gelmiyor. Zira Half-Life'ın genişleme paketleri olan Half-Life Opposing Force ve Half-Life Blue Shift'in yakinen tanıdığımız Gearbox Software tarafından yapılması. Half-Life 2'nin Episode 4 Return to Raven O'mu da pek hala farklı bir firma tarafından yapılabilir. Peki o zaman sebep ne? Bana göre bunun en büyük sebebi Valve'in mükemmeliyetçi olma takıntısıydı. Yaptığı her oyundan şanını büyütme, sektöre yön verme, kendinden sonraki döneme ışık tutma ve bunun gibi sebepler. İster ego deyin ister kapris. Adam yaptığı her işin en iyi olması için uğraşıyor. Çıkardığı oyunlarda buna çok güzel bir örnek. Büyük bir ihtimalle Ravenholm için de bu durum gerçekleşti. Arkane uğraşmış olsa da bunu karşılayamamış olacak ki iptal edilen oyunlar arasında kendini buldu. Bu durum kafamızı fazlasıyla karıştırdığından kendimden emin olmak için hiçbir fikri büyük ölmez sözüyle Half-Life 3 için umutlarımızı diri tutmamızı sağlayan sektörün en saygın isimlerinden biri olan Sinan abiye mesaj attım. Abi durum böyleyken böyle. Sence bu oyun neden iptal edildi? Sağ olsun o da merakımı giderecek bir mesaj gönderdi. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Selamlar oyun makinesi takipçileri. Ben disket kutusundan Sinan Akkol. Necmettin benden rica etti. Arkeen'in ürettiği altyapı prototipin iptaliyle ilgili birkaç kelime de ben söylemek isterim. Açıkçası çok üzücü bir e, durum bu. Yani bunu öğrendiğimden beri aklımın bir köşeceğinde duruyor hatta bununla ilgili de biz de bir e, kaç videoda bahsettik. Arkane'nin oyunları özellikle Prey, immersive sim'ler konusunda bence Half-Life'ın e, meşalesini kendinden daha iyi taşıyan bir oyun. Valve'dan daha iyi e, taşıyan bir oyun. E, eğer ki Valve'ın bir iş gücü eksikliğinden dolayı veya içerideki artık Half-Life IP'sinin efsaneleşmişliğinden dolayı elini sürmek istemediği bir konuma geldiyse Half-Life, Arkane bu bayrağı taşıyabilecek en iyi adaydı bence. Bunu iptal etmiş olmaları büyük kayıp bizim için. Hakikaten Half-Life Alex'i bir kenarda tutuyorum. Gerçekten mükemmel oyun yapıyor Val elinin kenarıyla istediği zaman. Ee, ama bir episod 3 ile artık Gordon'ın, Alex'in hikayesine bir kapanış görememiş olmamızın acısını hala çektiriyor Val bize. Bu çok üzücü bir durum. Umarım yakın zamanda değişir. Ben değişeceğine inanıyorum. Yani Alex'le piyasayı biraz test ettiklerini ve hala Half-Life'da hayat olduğunu gördüklerini düşünüyorum. Ee, yani ümit kesmeyelim diyorum. Buradan kendisine tekrardan teşekkür ederim. Sinan abiyle aynı fikirde olmak gerçekten gurur verici. Umarım tekrardan o meşhur sarı koltukta oturup sohbet etme imkanımız olur. Toparlayacak olursak, Return to Ravenholm. Öyle ya da böyle oyuncularla buluşmadan tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Bundan sonra ne olur ne olmaz bilemeyiz. Bekleyip göreceğiz. Buraya kadar dinleme sabrını gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalıkta bizler bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmaya, son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğimiz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.